Herkese selamlar, herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Evet arkadaşlar, matematik konu anlatımımıza son hızla devam ediyoruz. Sıradaki konumuz rasyonel sayılar. Evet, birçoğunuzun en sevdiği konu. Eyvallah. İlkokuldan beri zaten bu konuyu görüyoruz ve ÖSYM'nin yaptığı hangi sınava giriyorsak girelim kesinlikle en az bir soru rasyonel sayılarla ilgili geliyor. Hem önemli bir konu hem çok basit ve zevkli bir konu hem de gelebilecek her türlü soruyu yapabileceğiniz bir konu. Özellikle kaleminiz elinizde kitabınız önünüzde not tutarak bu konuyu benle birlikte bitirirseniz arkadaşlar gelebilecek her türlü soruyu çözeceksiniz. Zeki arkadaşlar DGS'de bazen bir bazen iki soru geliyor. KPSS'de bazen 1 bazen 2 soru geliyor. ALES'te bazen 1 bazen 2 soru gelebiliyor. O gelen ikinci soru genelde ondalık sayılarla alakalı oluyor. Peki arkadaşlar en az bir soru geliyor. Hadi gelin birlikte bu konuyu güzel bir şekilde işleyelim. Nedir bu rasyonel sayılar? ESG arkadaşlar. Hocam ben bunları biliyorum. Hevalla. Rasyonel sayı deyince aklımıza ne gelecek? A ve B birer tam sayı olacak. B de sıfırdan farklı olacak, a bölü b biçimindeki sayılara ne diyoruz? Vallahi rasyonel sayı diyoruz. Arkadaşlar, biz buraya aya ne diyoruz? Vala pay diyeceğiz. Hevallah. B'ye de payda diyeceğiz. Aha. Şu çizgiye de kesir çizgisi diyoruz. Pay, payda, pay, payda. Bu bir bölme biçimidir sevgili arkadaşlar, tamam mı? Mesela 10 bölü 5. Bu ne anlama geliyor? Onu bölü 5'e böl anlamına geliyor. Yani onu alıyorsunuz. 5'e bölüyorsunuz. 2 kere 5 10 kalan 0. Ha, demek ki cevap 2'ymiş. Bazen de tam çıkmıyor. Mesela 10 bölü 3 nedir? Valla onu 3'e bölsek. Bakıyorum onu 3'e böldüğümüzde 3 kere 3 9. Bakın tam çıkmıyor. O zaman böyle bırakıyoruz. He valla. Pay payda buna rasyonel sayı diyoruz. Arkadaşlar 2 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. Eksi 5 bölü 8 rasyonel sayı. 4 bölü eksi 3 rasyonel sayı. 5 bölü 1 rasyonel sayı. Sıfır temel matematikte vallahi rasyonel sayıları görmüşüz. He vallahi. Ayrıca şu ana kadar defalarca rasyonel sayıları gördük. Ayrıca temel kavramlarda da demiştik sevgili arkadaşlar. Rasyonel sayıları ayrı bir başlık altında inceleyeceğiz. Her tam sayı bir rasyonel sayı oluyordu hatırlayın arkadaşlar. Mesela 5 bir tam sayıdır. Gizli paydası 1'dir. O yüzden burası 5'e 1'e bölsek 5 olur. 5 hem bir tam sayıdır hem de bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayının tanımına bakacak olursak A da B de birer tam sayı olacak. Yani hem pay hem de payda bir e, tam sayı olacak. Hem pay hem de payda tam sayı olursa A bölü B'ye rasyonel sayı diyoruz. Mesela kök 2 bölü 3 bir rasyonel sayı değildir. Niye? Çünkü pay bir tam sayı değil. Burada mesela eksi kök 5 bölü 2 bir rasyonel sayı değil ki. Bu nedir arkadaşlar? Tam sayı değil. Bakın 4 bir tam sayı örneğin eksi 3 de bir tam sayı. O yüzden bu bir rasyonel sayı oluyor. Örneğin 4 bölü kök 3 valla rasyonel sayı değil. He valla. Kök 3 tam sayı olmadığından dolayı. Pi tam sayı mı? Hayır. O zaman pi bölü 3 de rasyonel sayı değil. Biz bunlara ne diyorduk? Tabii ki de irrasyonel sayı diyorduk sevgili arkadaşlar. He valla. Şimdi notlarla başlıyoruz. Arkadaşlar 0 bölü a 0'dır. Yani pay sıfırsa bakın eğer pay sıfırsa sonuç sıfırdır. Payda sıfırsa sonuç tanımsızdır. O yüzden payda hiçbir zaman sıfır olmayacak arkadaşlar. Payda sıfır olduğu zaman sonuç tanımsız oluyor. Yani reel sayıya eşit olmuyor. 0 bölü 0 da belirsizdir. Mesela bu örneği hemen çözelim. Kesir bir gerçel sayıya eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu kesir bir gerçel sayıya eşitse o zaman tanımlıdır. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar paydayı tanımsız yapan değerleri çıkaracağız. Mesela x kare yani burası sıfır olursa tanımsız olur öyle değil mi? Hemen x kare eksi 9'u alıyorum sıfıra eşitliyorum. Burada iki kare farkından yaralanalım. Yani burası 3'ün karesi ya burayı x eksi 3 çarpı x artı 3 diye çarpanlarına ayırıyorum. İki kare farkından yaralandım. Neye eşit? Sıfıra eşit. Burayı 0 yapan x eğri nedir? x eksi 3'ü 0'a eşitlersek x eşittir 3 olur. Burayı 0'a eşitlersek x artı 3'ü 0'a eşitlersek x eşittir eksi 3 olur. Başka bir deyişle eksi 3 burayı 0 yapıyor. He, demek ki x yerine bakın x yerine 3 yazdığımızda payda tanımsız oluyor. 3'ün karesi 9 9 eksi 9, 9 0 payda pardon payda 0 oluyor. Payda 0 olduğu zaman ne oluyordu? tanımsız oluyordu. O zaman x eşittir 3 olamaz. x eşittir eksi 3 yazdığımızda bakın x yerine eksi 3 yazdığımızda eksi 3'ün karesi artı 9. 9'dan 9 çıkar 0 olur. Payda 0 olursa ne oluyor? Tanımsız oluyor. İfade bir gerçel sayıya eşit olamaz. Dolayısıyla x eşittir eksi 3 de olamaz. Diyor ki tanım kümesi yani x'in alabileceği değerler kümesi. Vallahi x her şey olabilir. Yani tüm reel sayıları alabilir. Reel sayıları rayla gösteriyoruz arkadaşlar. Ama x fark Eksi 3 ile 3'ü alamaz. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Diyor ki bu bir tanımlı olabilmesi için bir gerçel sayıya eşit olabilmesi için diyor arkadaşlar. Yani tanımlı olabilmesi için. X ne olmalı diyor. Ben de diyorum ki X tüm reel sayıları alabilir. Fakat hariç bu hariç demek hangileri hariç? Eksi 3 ile 3 hariç. Neden? Çünkü eksi 3 ile 3 paydayı 0 yani ifadeyi tanımsız yapıyor. O zaman cevabımız ne olacak? Edirne olacak sevgili arkadaşlar. Kesir çeşitlerine geldik. Basit kesir nedir? Arkadaşlar işarete bakılmaksızın payı paydasına küçük olan sayılara, rasyonel sayılara basit kesir diyoruz. Örneğin 1 bolu 4, bakın pay paydadan küçük. 2 3, pay paydadan küçük. Eksi 5 6, işarete bakmıyorsunuz arkadaşlar. Sanki burası artıymış gibi düşünün, tamam Sanki yokmuş gibi düşünün. 5, 6'dan küçük mü? Evet, o zaman bu da basit kesir. 3, 7'den küçük mü? Evet, basit kesir. Bakın bunun gizli paydası 1'dir. 0, 1'den küçük mü? Evet, basit kesir. Tamam sevgili arkadaşlar? İşarete bakılmaksızın payı paydasından küçük olan sayılara ne diyoruz? Basit kesir diyoruz. Bileşik kesir. İşarete bakılmaksızın yani işarete bakma diyor. Payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir diyoruz. Yani basit kesirin tam tersi. 3 bölü 2 valla bileşik kesirdir. Pay paydadan büyük. Eksi 5 bölü 3 işarete bakma. 5 3'ten büyük mü? Evet. Bileşik kesir. Eksi 7 bölü 2 işarete bakma. 7 2'den büyük mü? Evet. Bileşik kesir. Bunun gizli paydası 1 mi? Evet. 5 1'den büyük mü? Evet. O zaman bu bileşik kesir arkadaşlar. 4 eksi, gizli paydası 1'dir. 4 1'den büyük mü? Evet. Bileşik kesir. İşarete bakmıyoruz. Arkadaşlar Mesela 5 bölü 5 olsaydı bu da bileşik kesir olurdu. Çünkü payı paydasına eşit de olabilir. Payı paydasına büyük veya eşit olanlara bileşik kesir diyoruz. 5 bölü 5 de örneğin bileşik kesirdir. 7 bölü 7 valla bileşik kesirdir. Güzel. Basit kesir neymiş? Pay paydadan küçük olacak. Yani üst alttan küçük olacak. Bileşik kesir pay paydadan büyük veya eşit olacak. Yani üst alttan büyük veya eşit olacak. Güzel. Sabit kesir. Arkadaşlar payı ve paydası eşit olan kesirlere sabit kesir diyoruz. Bu kesir çeşitleri çok önemli değil arkadaşlar yine de bilirsek çok iyi olur. Ee, şöyle arkadaşlar eğer bir soruda bakın bir yerde karşınıza yani bir test kitabında karşınıza gelebilir mesela. Ax artı b bölü cx artı d basit e, sabit kesirdir diyorsa tamam arkadaşlar sabit kesirdir diyorsa x'lerin katsayıları oranı yani a bölü c eşittir. Bu sabitlerin oranına yapmanız gereken şudur sevgili arkadaşlar a bölü c eşit b bölü d yapıyorsunuz. Mesela 2x artı n bölü e, ne olsun arkadaşlar? 3x artı 4. Bu bir sabit kesir değil mi? Bakıyorsunuz soruda sabit kesir diyor. Yapmanız gereken 2'yi 3'e böleceksiniz. Bakın 2 bölü 3 eşittir. N'i 4'e böleceksiniz. Tamam arkadaşlar. Burada inşallah çarpımını yaparsak. 3'e eşittir 4 kere 2 valla 8. Her iki tarafını 3'e bölsek. 3'ler gidiyor. N eşittir 8 bölü 3'tür diyeceğiz. Bir yerde karşınıza gelebilir diye bunu da veriyorum. Den kesir. Bir bütünün aynı büyüklükteki parçalarını gösteren kesirlere den kesir denir arkadaşlar. Birazdan buna değineceğiz. Yine şimdilik bunu hızlı bir şekilde geçiyorum. Den kesiri unutmayacağız arkadaşlar. Birazdan size detaylı bir şekilde den kesiri göstereceğim. Şimdi diyor ki bu kesir arkadaşlar x pozitif tam sayı bu kesir neymiş? Bir basit kesirmiş. E hocam valla basit kesir pay paydadan küçük olacaktı. He valla pay nedir? x artı 7. Bu küçük olacak paydadan. Payda nedir? 2x artı 4. Çok güzel. Hemen bas biz görmüşüz. Şunu bu tarafa atsak. x'i eksi x olarak gönderdim. 2x'den x çıkar. Valla burası x oldu. Büyüktür. 4'ü de eksi 4 olarak oraya gönderiyorum. 7'den 4 çıkar. 3 oldu. Demek ki x 3'ten büyüktür. Mesela x ne olabilir? 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Olur da olur. Peki bizden neyi soruyor? Diyor ki x'in alabileceği en büyük 2 tane tam sayının toplamı. x'in alabileceği ee, en küçük pardon en küçük. x'in alabileceği en küçük iki tane tam sayı bul diyor. Ee, en küçükleri 4 ve 5'tir değil mi arkadaşlar. Bunların toplamı kaçtır demiş. 4 ile 5'in toplamı 9. Cevabımız Ceyhan olacak. Bu kesir diyor bir bileşik kesirdir. Hocam bileşik kesir pay paydadan büyük eşit olacak. E, pay nedir? 4A artı 11'dir. Bu büyük eşit olacak paydadan. Payda nedir? Valla 6a eksi 1. Ondan sonra ne yapacağız? Nasıl ne yapacağız? Kendimize kef edeceğiz. Mesela 4a'yı eksi 4a olarak buraya göndersek 6a'dan 4a çıkar. 2a oldu orası. Şöyle yapalım. Eksi 1'i de siliyorum. Artı 1 olarak buraya gönderiyorum. 11 ile 1'in toplamı 12. Her iki tarafını 2'ye bölüyorum kendime ayı bulmak için. a küçük eşit 12'yi 2'ye bölün 6. E demek ki a 6'dan küçük veya eşitmiş arkadaşlar. Şöyle sayı doğrusu üzerinde gösterelim. 6 nerede? Burada. Buralarda bir yerde. Değil mi? He. E, 6 burada arkadaşlar. 6'dan küçük eşit olacak. Hmm. Yani şuralar olacak. O zaman 6 da olur. 5 de olur. 4 de olur. 3 de olur. 2 de olur. 1 de olur. 0 de olur. Eksi 1 de olur. Ama... A1 pozitif tam sayı dediği için sevgili arkadaşlar. Eksi 1'i 0'ı alamıyoruz. A'nın alabileceği kaç farklı değer var diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A'nın alabileceği 6 farklı değer var. Bunlarla ilgili arkadaşlar soru geleceğini zannetmiyorum. Basit kesir, bileşik kesirle ilgili yani kesir çeşitleriyle ilgili soru geleceğini gerçekten zannetmiyorum. Ama yine de bilirseniz sizler için iyi olur. Test kitaplarında deneme sınavları da karşınıza gelebilir. Neyse arkadaşlar kesir çeşitlerine devam ediyoruz. Tam sayılı kesire geldik sevgili arkadaşlar. Burası önemli. Bir tam sayı ve bir basit kesirle birlikte yazılabilen kesirlere Tam sayılı kesir denir sevgili arkadaşlar. A tam B bölü C diye okunur arkadaşlar. Mesela A B bölü C yazmışız ya. A tam B bölü C şeklinde yazılır. Mesela bu e, tam sayılı kesirdir. 2 tam 1 bölü 3. 3 tam 4 bölü 5. Eksi 2 tam 1 bölü 2 diye yazılır. Tam sayılı kesirlerde arkadaşlar. Şurada şunu topluyoruz. Tamam arkadaşlar arada artı varmış gibi düşüneceğiz. C ile A'yı çarpıyoruz. C ile A'nın çarpımı yani A çarpı C. Sonra B ile topluyoruz arkadaşlar. Artı B bölü C. Ne demek istiyoruz sevgili arkadaşlar? Bakın burada tam sayılı kesirler verilmiş. Bu tam sayılı kesirleri bileşi kesirlere çevirelim. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu yapıyoruz. Bakın bu ile bunu çarpacaksınız bunu toplayacaksınız tamam mı? Başka hiçbir şey yok. Payda değişmiyor. Bakın paydamız zaten 4 olacak. 4 kere 3 12. Bir daha 13. Burası ne oldu? Vallahi 13 bölü 4 oldu. Bu kadar. Hocam valla payda değişmiyor. Ben anlamışım. Paydayı yazdık. 5 kere 2 10. Bir daha 11. Ha, bileşi kesire çevirdik. Buraya geldik. Eksiye karışma. Eğer tam sayılı kesir varsa eksiye karışmıyoruz arkadaşlar. Tamam. Payda zaten değişmiyor. 2 kere 2 4. 4'e 3 ekle. Valla 7 bölü 2. He Hocam tam sayılı kesir varsa eksiye karışmıyoruz. Eğer eksi varsa. Paydamız da değişmiyor. 5 kere 3 15. 15'e 4 ekle 19. Eksi 19 bölü 5 sonucuna ulaştık. Bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Bir de bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürmek var. Bu da oldukça önemlidir. Yani ben 7 bölü 2'yi mesela nasıl tam sayılı kesire dönüştüreceğim? Arkadaşlar 7 bölü 2'yi alıyorsunuz. Bakın bildiğiniz 7'yi 2'ye böleceksiniz tamam mı? Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. 7'yi 2'ye bölelim. 3 kere 2 6 kalan 1 oldu ya. Sevgili arkadaşlar bakın payda hiçbir zaman değişmeyecek. Paydayı yazdık. Bu tam kısım oluyor her zaman. Bu e, bölüm var ya tam kısım oluyor. Yani 3 buraya geliyor tam kısım. Burası da her zaman pay oluyor sevgili arkadaşlar. Kalan da her zaman pay oluyor. Tam kısım pay. Bu da paydadır ya da payda değişmiyor diyebilirsiniz. Payda tam kısım pay. Tam kısım pay. Tam kısım 3 oldu. Pay 1 oldu. Gerçekten 2 kere 3 6. 1 daha 7 bölü 2. Eyvallah. Bunları da öğrenmemiz lazım. Bunlar önemlidir. Örneğin 22 bölü 5 sevgili arkadaşlar. 22 bölü 5'i alacağım. Ne yapacağım? Tabii ki de tam sayılı kesire dönüştüreceğim. 22'yi bildiğiniz 5'e bölüyorsunuz. 4 kere 5 valla 20'yi çıkarttım 2. Bu kalan ne oluyordu? Pay oluyordu. Burası tam kısım oluyordu. Bölüm tam kısım oluyordu. Bu da payda. Ya da diyebilirsiniz ki payda zaten değişmeyecek. Payda 5. Tam kısım valla 4'tür. Payda da 2'dir. Gerçekten test edelim. 5 kere 4 22 daha 22 bölü 5. Eyvallah. Buraya geldik sevgili arkadaşlar. Eksi 15 bölü 8. Bakın eksiye karışmıyorsunuz. 15'i 8'e bölün. Valla 15'i 8'e bölersek 1 kere 8, 8 kalan 7 oluyor. Şimdi burası tam kısım olacak o zaman. Burası pay olacak. Tam kısmı yazdık mı? Yazdık. Ondan sonra paydamız değişmiyordu hiçbir zaman. Pay ne? Pay da 7'dir. Bakın eksiye karışmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tam sayılı kesirlerde eksi bağımsızdır. 8 kere 1 8. 7 daha 15. 15 bölü 8. Hevallah. Diğerini de yapalım sevgili arkadaşlar. Diğerini de yapalım. Hangisini? Tabii ki de bunu. Eksi 27 bölü 4. Videoyu duraklat sen yap ilk önce. Hocam eksiye karışmayacağız. Harikasın. Hocam 27'yi 4'e böleceğim. Hocam 6 kere 4 24. Kalan ne oldu? 3 oldu. Hocam bu pay oluyor. Hocam burası tam kısım oluyor. Eksiye karışmıyoruz. Tam kısım valla 6. Payda hocam hiçbir zaman değişmiyordu. Payda 3 olacak. Tamam mı? Yani eksiği bağımsız tutuyorsunuz. 4 kere 6 24. 3 daha 27 bölü 4 gerçekten sağlıyor. Tamam. Harikasın sen. Sen bir dahisin ya. Sen bu sınavı kazanacaksın. He valla. Mesela arkadaşlar tam sayılı kesirlerden de bahsettikten sonra Kesirlerde sadeleştirme ve genişletme işlemine geldik. Sevgili arkadaşlar bakın sıfır temel matematik o yüzden çok önemli. 15 günde sıfır temel matematik kampını işlemiştim arkadaşlar. Yani bu konu anlatım videolarına geçmeden önce Ağustos ayında bu senin Ağustos ayında 15 günde sıfır temel matematik kampını neden bitirdik? İşte buralarda temeliniz olsun diye sevgili arkadaşlar. Eğer 15 günde sıfır temel matematiğini bitirmemişseniz, ha temeliniz varsa gerek yok. Ama temeliniz yoksa 15 günde sıfır temel matematik bitirdikten sonra buraya gelirseniz var ya zehir olacaksınız. Evet arkadaşlar rasyonel sayılarda bakın demin den kesirlerden bahsetmiştik ve geçmiştik hızlı bir şekilde. Şimdi den kesirlerden bahsedeceğiz. Rasyonel bir sayı varsa sevgili arkadaşlar biz hem payı hem de paydayı aynı sayılara bölerek daha sade bir kesir haline getirebiliyoruz. Biz buna sadeleştirme işlemi diyoruz. Ya da rasyonel sayılı bir kesir varsa elimizde hem pay hem de paydayı aynı sayıyla çarparak genişletebiliyoruz. Yani daha geniş bir rasyonel sayı elde edebiliyoruz. Buna da genişletme diyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela burada 3 tane rasyonel sayı var sevgili arkadaşlar. Bu rasyonel sayıları ne yapacağız? Sadeleştirecekmişiz. Arkadaşlar zorlanıyorsanız ilk önce şöyle yapın. Mesela 12'yi 2'ye bölün. Valla 6. Sonra 18'i 2'ye bölün 9. Bakın bunu neye bölmüşsem bunu da aynı şeye bölmek zorundayım tamam mı? Sonra 6 ve 9 ikisi de 3'e bölünür. 6'yı 3'e böl 2'yi. 9'u 3'e böl 3. 2 ve 3 başka hiçbir şeye bölünür mü? Hayır. O zaman bu neye denkmiş? 2 bölü 3'e denktir. Yani arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Burasıyla bu kesirle bu kesir denk kesirdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Ya da şöyle pratik olduğunuzda ikisi de 6'ya bölünüyor. 12'yi 6'ya bölsek 2 olur. 18'i 6'ya bölsek 3 olur. Cevap 2 bölü 3. Şunu şey yapalım sevgili arkadaşlar. Bakın ilk başta eğer zorlanıyorsanız şöyle yapın. Yani 36 bölü 24'ü aldınız. İkisi de 2'ye bölünür. 2'ye böl 18. Bunu 2'ye böl 12. 18'i 2'ye böl 9. 12'yi 2'ye böl 6. Bu 2'ye bölünüyor ama bu 2'ye bölünmüyor. 9 ve 6 ikisi de 3'e bölünür. 9'u 3'e bölsek 3. 6'yı 3'e bölsek 2. Ne çıktı? 3 bölü 2 çıktı. Bu şekilde de tek tek bölebilirsiniz veya pratik olduğunuzda sevgili arkadaşlar ikisinin de en büyük ortak bölen yanı o 12'dir. Bu da 12'ye bölünüyor bu da 12'ye bölünüyor. 36'yı 12'ye bölsek 3 olur 24'ü 12'ye bölsek 2 olur cevabımız 3 bölü 2'dir. Demek ki 36 bölü 24 3 bölü 2'ye denktir arkadaşlar. 64 bölü 72. Valla hocam ben artık pratik olmuşum. İkisi de 8'e bölünür. 64'ü 8'e böldüm. 8. 72'yi 8'e böldüm. 9. Cevap 8 bölü 9. Arkadaşlar sıfır temel matematik kampında orada rasyonel sayıları açın. Orada geniş geniş anlatmışım. Bu bir. Bir ikincisi eğer sıkıntınız varsa alın bir sürü kesri sadeleştirin sevgili arkadaşlar. Örneğin diyelim ki 144 tamam mı? 144 bölü 80 olsun. Burayı gelin birlikte sadeleştirelim. Bakalım nasıl sadeleştireceğiz. Mesela hiçbir şey bilmiyorsam 2'ye ile başlayacağım. 2'ye böl 72. Değil mi? 144'ü 2'ye böldüm 72. 80'i 2'ye böldüm valla 40. 72'yi 2'ye böldüm 36. 40'ı 2'ye böldüm. Ee, bu biraz zor. 20. 36 ile 20 hala 2'ye bölünürler. 36'yı 2'ye böldüm 18. 20'yi 2'ye böldüm 10. 18 ile 10 2'ye bölünür. 18'i 2'ye böldüm 9. 9. 10'u 2'ye böldüm 5. 9 ve 5'in başka ortak böleni olmadığı için cevap 9 bölü 5'tir. Bu şekilde tek tek de yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın bu şekilde tek tek de yapabiliriz. Sadeleştirme işlemi önemlidir. Çünkü her zaman sonuçların en sade halini buluyoruz. Ya da e, mesela pratik olduğunuzda şunu diyebilirsiniz. Bu 8'e bölünüyor. Acaba bu da 8'e bölünüyor mu? Yani 144'ü alıyorum 8'e bölüyorum. Bakalım kaç olacak? 1 kere 8. 8 çıkarttım. 14'ten 8 çıkar 6. 4'ü de indirdim. 8 kere 8. 64 kalan 0. Yani 18'miş. Bunu 8'e bölsek 18 oluyor. 80'i 8'e bölsek 10 oluyor. 18'i 2'ye böldüm 9. 10'u 2'ye böldüm 5. Cevap 9 bölü 5. Bu da bir yöntemdir arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar rasyonel sayıları bakın rasyonel sayıları genişletebiliyoruz, sadeleştirebiliyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki elinizde 2 bölü 3 kesri olsun tamam mı? Siz hem pay hem de paydayı aynı sayıyla çarpıp bölebiliyorsunuz. Ve buna denk bir kesir oluşturabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki hem pay hem de paydayı 2 ile çarptınız. O zaman 2 kere 2 4, 2 kere 3 6. Bu ile bu aynıdır arkadaşlar. Eşittir. Birbirlerine denk diyoruz. Yani ha bu ha bu. Çünkü 4 bölü 6'yı sadeleştirin. Bakın 4 bölü 6'yı sadeleştirin. Cevap 2 bölü 3 olacak. 2'ye böl. Valla 2. 2'ye böl. 3. Bakın. E Anlaşıldı mı? O yüzden biz rasyonel sayının sayıların hem pay hem de paydasını aynı sayılarla çarparsak ona denk yani ona eşit olan sonsuz tane rasyonel sayı elde edebiliriz. Mesela bu sefer 3 ile genişletiyorum tamam mı? 3 kere 2 Bakın 3 kere 2 6 olur. 3 kere 3 9 olur. E bu da buna eşittir. Gerçekten bunu sadeleştirin buna dönüşüyor. Ya da 4 ile genişletin sevgili arkadaşlar. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Yani hem bunu hem bunu aynı sayıyla çarpacaksınız. Sadece bir tanesini değil ha. Her ikisini de çarpacaksınız. Güzel. Mesela 5 ile genişletelim. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15. Bu sefer 6 ile bu sefer 7 ile. Yani bu şekilde arkadaşlar nokta 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 yazıyorum. Sonsuz yani 2 bölü 3'e denk olan sonsuz tane rasyonel sayı üretebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? 2 bölü 3 aynı zamanda 4 bölü 6'ya eşittir. 2 bölü 3 yerine 6 bölü 9 da yazabiliriz. 2 bölü 3 yerine 8 bölü 12 de yazabiliriz. Ya da 10 bölü 15'i sadeleştir. 2 bölü 3. He valla. Sadeleştirme işlemlerinde arkadaşlar sonunda 0 varsa ne yapacağız? Mesela 20 bölü atıyorum 40 olsun. Arkadaşlar mesela ya da 50 olsun tamam mı? Bunu 10'a böl 2, bunu 10'a böl 5. Biz böyle yapmak yerine sevgili arkadaşlar. Şuradaki sıfırla buradaki sıfır sil diyoruz. Cevap 2 bölü 5 tamam mı? Sondaki sıfırları sadeleştirebiliyoruz. Aşağıdaki kesirleri 2 ile genişletiniz de, demişiz arkadaşlar. 2 e, ile genişletelim. Aha 2 kere 12, 24. 2 kere 18, 36. Bunu da size ödev bırakıyorum. 2 ile genişletin. Hocam yapın. 2 kere 36, valı 72. 2 kere 24, valı 48. Bunu 2 ile genişlet. 2 kere 64 beyiyi 128. 2 kere 72 144. 2 ile genişlettim. Siz de 3 ile genişletin bakalım ne olacak. Rasyonel sayılarda işlemler. Arkadaşlar toplama çıkarma yaparken hocam biz bunları biliyoruz vallahi. Sıfır temel matematikte gördük, geçen yıllarda gördük. Hocam benim matematiğim sıfır ama en azından ben bunu biliyorum. He valla. Neymiş? Toplama çıkarma yaparken vallahi paydalar eşitlenir sevgili arkadaşlar. Paydalar eşitlenir ve sonra ortak payda halinde paylar Çıklı toplanır ya da çıkarımı varsa çıkarılır. Ne demek istiyoruz? Burada iki tane rasyonel sayının toplamı var. O zaman paydaları eşitleyeceğiz. Burayı 2 ile şurayı 3 ile paydaları eşitliyorum. İlk önce uzun uzun yapalım. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Ne yaptım? Aslında bu kesri 2 ile genişlettim. Artı 3 kere 3 9. 3 kere 2 6. Ne yaptım aslında? Bu kesri de 3 ile genişlettim. Yani bu buna eşittir aslında. Bu da buna eşittir. Sadece genişlettim. Neden genişlettim? Paydaları eşitle yapmak için. Sonra ortak payda halinde şu payları topluyoruz. Yani 4 ile 9'u topluyoruz. Sonucumuz ne oluyor? 4 9 daha 13 bölü 6 oluyor. Ben sevgili arkadaşlar. Artık pratik olduğunuzda şöyle yapacaksınız. Yani böyle ilk önce, ilk önce eğer zorluk yaşıyorsanız tek tek yazın. Sonra şöyle yapacaksınız arkadaşlar pratik. Diyeceksiniz ki 2 kere 3 6 3 kere 2 6 payda zaten 6 olacak diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Sonra bakın 2 kere 2 burası 4 olacak artı 3 kere 3 burası da 9 olacak. O zaman ne oldu? 4 9 da 13 bölü 6. Böyle pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela buraya geldik. Paydaları eşitleyelim kendimize. Ola ele hoştur, ele hoştur, ele hoştur kendimize kef ediyoruz. 4, 6 ve 8 nerede eşitlenir sevgili arkadaşlar? 24'te. Ya da bunların o okay kekini alın. Nerede? O okay kekleri 24. O zaman 6 kere 4 24 eder. 4 kere 6 24 eder. 3 kere 8 24 eder. O zaman paydamız 24 olacak mı? Evet 24'ü yazdım. Sonra bakın pratik yapıyorum. Ya da pratik yoldan gitmeyelim ilk önce. 6 kere 3 yukarısı 18. 6 kere 4 24. Artı. Bu kesiri de demek ki 4 ile genişleteceğim. 4 kere 2 8. 4 kere 6 24. Eksi. Bunu da 3 ile genişleteceğim. 3 kere 1 3. 3 kere 8 24. Bakın payda eşit oldu mu? Evet. Tek payda halinde 18 ile 8'i topla. E 26. 26'dan 3 çıkar 23. Cevabımız 23 bölü 24 oldu. Bakın 23 bölü 24 oldu. Bir tam sayılı kesirle bir rasyonel sayının toplamı ve çıkarımı. Şimdi buraya dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Valla hocam ele koştur, ele koştur. Böyle bunu çarpıyoruz. Bunu da topluyoruz. 4 kere Bakın payda değişmeyecek zaten. Payda hiçbir zaman değişmiyor. 4 kere 2 8. 3 daha 11. He valla 11 bölü 4 oldu. Hocam ben anlamışım. Payda değişmiyor hiçbir zaman. 4 ise 4. Sonra böyle bunu çarpacağım. Bundan çıkaracağım. 4 kere 2 8. 8'den 3 çıkar 5. Cevap 5 bölü 4. He valla. Buraya geldik. Şimdi arkadaşlar bakın şununla karıştırmayın tamam mı? Mesela 2 tam 3 bölü 4. Burada da Eksi 2 tam 3 bölü 4. Tam sayılı kesir ayrıdır bu ayrıdır. Tamam mı? Tam sayılı kesir ayrıdır bu ayrıdır. Bakın biz burada ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Burada tam sayılı kesir varsa burası çok önemli. Burası öğrencilerin aklını karıştırıyor diye kafasını karıştırıyor diye buradan bahsedeceğim. Eğer burada artı var mı? Hayır. Eksi var mı? Hayır. O zaman bu tam sayılı kesirdir. Burada artı var mı? Hayır. Eksi var mı? Hayır. Bu tam sayılı kesirdir. Tam sayılı kesirleri yaparken Şöyle yapıyoruz. 4 kere 2 8. 3 daha 11 borudur. 4. Tamam. Buna benzerdir yani. Evet. Ama önünde eksi varsa arkadaşlar. O eksi ve burası bir bütündür arkadaşlar. Şöyle düşünün atom. Burası bir atomdur tamam mı? Yani bütündür. Orası ayrılamaz. Anlaşıldı mı? O eksiden bağımsızdır. Yani burası komple bir sayı oluyor. Neymiş? Yani şu şunun parçasıdır. Siz eksi sadece 2'ye aittir derseniz arkadaşlar. Bunu koparmış oluyorsunuz. Yani burayı her zaman bir bütün tutuyorsunuz. Arada işaret yoksa tam sayılı kesirse. Yani eksiyi bağımsız tutuyorsunuz. Eksi orada tamamen bağımsızdır. 4 kere 2 8 3 daha 11 bölü 4. Yani bu ile bunu çarpıyorsunuz. Bununla topluyorsunuz. Ama eğer arada artı eksi varsa o tam sayılı kesir değil. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Payda değişmiyor. Bakın 4'ü eksi 2 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? 4 kere eksi 2 eksi 8. Eksi 8'i ne yapacağım? 3 ile toplayacağım. Eksi 5 oluyor cevap. Eksi 5 bölü 4. Anlaştık. Arkadaşlar bunu çok şey yapma. Abi hocam benim kafam karıştı. Abi neresi kafam karıştı? Bak şimdi. Mesela diyelim ki 3 tam e, 2 bölü 4 olsun. Tamam mı? Ya da 5 olsun. Burada da şöyle bir şey olsun. Eksi 3 tam 2 bölü 5 olsun. Şimdi bu ikisi arasındaki fark ne? Bu ikisi arasındaki farka baktığımız zaman burası bir bütündür. Orası tam sayılı kesirdir. Sen burada eksiye karışamazsın. Burası bir bütündür. Yani sanki burada eksi yokmuş gibi davran. 5 kere 3 15. 15'e 2 ekle. Bak ekle diyorum. 5 kere 3 15. 2 ekle 17. 17 bölü 5'tir. Ama burada burada 2 tane yani bir tane tam sayıyla bir tane rasyonel sayının toplamı var zaten. Anlaştık mı? Çok güzel. O zaman bunu ne yapacağız? 5'i eksi 3 ile çarpıyorsunuz. 5 kere eksi 3 eksi 15. Eksi 15'i 2 ile topluyorum. Ne oluyor? Eksi 13 bölü 5 oluyor. Ya da bunun gizli paydası 1'dir hesapla. Bunu yine bulursun ona da dikkat et. Güzel. Buraya geldik. Hocam valla payda değişmiyor. 4'ü eksi 2 ile çarpacağım. 4 kere eksi 2, eksi 8 bir de eksi 3 var. Ne oldu? Eksi 11 bölü 4. Bunu şöyle de yazabilirsiniz. Eksi 11 bölü 4. Bunu şöyle de yazabilirsiniz. 11 bölü eksi 4. Yani bu eksi ister burada, ister burada, ister burada yazabiliyoruz. Tersten yazılmışsa bir rasyonel sayıyla bir tam sayının toplamı. Payda hiçbir zaman değişmeyecek. Arkadaşlar bakın kafanız karışıyorsa soldan yazın. İlk önce 1'i yazdım. Artı 2 kere 3 6 oldu. 1 6, dedi, 1, 6 daha 7. 2 kere 3 6 1 daha 7 bölü 2. He valla. Payda değişmiyor hocam ben anlamışım. Soldan yazacağım. 1'i yazdım. Eksi yazdım. 2 kere 3 6. Bu ile bunu çarpıyorum tamam mı? 2 kere 3 6. 1'den 6 çıkar. Eksi 5 cevap. Eksi 5 bölü 2. Buraya geldim. Payda hocam değişmiyor. Soldan başlayacağım. En soldan başladığımda eksi 1 ol var. 2 kere 3 artı 6 değil mi? Artı 2 kere 3 6. Burası ne oldu? 5 oldu artı 5 bölü 2. Buraya geldim hocam ben anlamışım 2'yi yazacağım. Eksi 1 soldan başladım. Eksimizi yazdık. 2 kere 3 6 ne oldu? Eksi 7 bölü 2 oldu. Bunları da bu şekilde egzersiz olarak yapalım. Çarpma bölme işlemi. Valla ele hoştur ele hoştur. Paylar kendi aralarında çarpılır. Paydalar kendi aralarında çarpılır sevgili arkadaşlar. Bölmede ise birincisini sabit tutuyoruz. İkincisini ters çevirip çarpıyoruz. He valla başka da hiçbir şey yok. Buradaki örnekleri yapalım. Çarpmada ne yapıyoruz? Paylar kendi aralarında, paydalar kendi aralarında çarpılır. 2 kere 4, valla 8. 3 kere 5, 15. Eyvallah. Arkadaşlar, ee, rasyonel sayılarda çarpma yaparken çaprazlama da sadeleştirme yapabiliyoruz. Ne diyor? Ne demek istiyorum? Mesela bakın şu ikisine bakın arkadaşlar. Şöyle şunun çarpımı. Normalde şu ikisini çarpıp yaz yazabilirim. Ondan sonra şu ikisinin çarpımını yazıp sonra sadeleştirebilirim. Bunu yapmak yerine şöyle çaprazlama sadeleştirme yapabiliyoruz çarpmada sadece. Sadece çarpmada. Eyvallah. 8 ile 16'yı sadeleştirebilirim. Nasıl? 8'i 8'e böl 1, 16'yı 8'e böl 2 ya da 16 8'in 2 katıdır. 2'ye 1 yazdım. Mesela 27 de 9'un 3 katıdır. 27'yi 9'a böldüm 3. Burası da 1 oldu. 9'u 9'a böldüm aslında 1. 27'yi 9'a böldüm 3. Sonra 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. Eyvallah. Bunun gizli paydası 1'dir. E, çaprazlama sadeleştirme var. 5 ile 5'i sadeleştirdim. 3 bölü 1'den cevabımız 3 oldu. Bunu istersen şöyle düzenli yazayım sen gör. 3 bölü 4 ile aslında 8 bölü 1'i çarpıyorum öyle değil mi? Bakın istersen şöyle yapabilirim. 3 kere 8 24, 4 kere 1 4, 24'ü 4'e böl 6. Bunu yapmak yerine çaprazlama sadeleştirmelerini yap. Daha kolay olur. Mesela 8'i 4'e böl 2, 3 kere 2 cevap 6. Eyvallah. Buraya geldik sevgili arkadaşlar. 2 bölü 3 bölü 3 bölü. Ha, bölmede ne yapıyoruz? Bölmede birincisini sabit tutuyoruz. ikincisini ters çeviri çarpıyoruz. Bakın 2 bölü 3'ü sabit tutuyorum kendime çarpı şunu ter çevireceğim. 3 bölü 5'i takla attır. Valla 5 bölü 3. Ele koştur, ele koştur. 2 kere 5, 10 bölü 3 kere 3, 9. Ne yapacakmışım? Arkadaşlar bölmeyi böyle de gösterebiliriz, böyle de gösterebiliriz. Mesela ben size desem ki 3 bölü 4 bölü 5 bölü 8 tamam mı? Şöyle bir şey olsun. Bir de bunu Alıp aynen şöyle gösterebilirim. 3 bölü 4 bölü 5 bölü 8. Yani bunlar aynı anlama geliyor. Burada ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Bakın izleyin. Burada vallahi 3 bölü 4'ü 5 bölü 8'e bölüyorum. Burada e aynı şekilde 3 bölü 4'ü 5 bölü 8'e bölüyorum. Yani şu ile şu aynı anlama geliyor. Burada ne yapacağım? E 3 bölü 4'ü sabit tutacağım çarpı yapacağım. Sonra 5 bölü 8'i ters çevireceğim. 8 bölü 5 olacak. Bakalım sonuç kaç çıkacak? 8'i 4 ile sadeleştirdim. 2. 3 kere 2. Yukarısı 6. Aşağısı da 5. Bu da benzer şekilde 3 bölü 4'ü sabit tutuyorum. Şunu da ters çeviriyorum. 5 bölü 8'i ters çevirin. Valla 8 bölü 5. 8'i 4'e böl. 2. 3 kere 2. Yukarısı 6. Aşağısı da 5. Bakın aynı sonucu bulduk. Eyvallah. O zaman neymiş? Hocam 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 valla ben anlamışım. 1 bölü 2'yi sabit tutacağım. 5 bölü 4'ü ters çevireceğim. 4 bölü 5 olacak. Harikasın sen bir dahisin. 4'ü 2 ile sadeleştirdim. 2. 1 kere 2 yukarısı 2. Aşağısı da 5 kendimize kef ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar öğrencilerin genelde kafası karışıyor. Ben de diyorum ki her zaman büyük kesir çizgisine bakın arkadaşlar. Bakın bu daha büyük değil mi? Mesela büyük kesir çizgisini daha da büyütün. Bu daha büyük. Şimdi büyük kesir çizgisinin üstündekini Büyük kesir çizgisinin altındakine bölüyorsunuz arkadaşlar burada tamam mı? Büyük kesir çizgisinin üstünde 3 bölü 1 var. Gizli paydası 1. Burada da 4 bölü 5 var. O zaman burada 3 bölü 1'i sabit tutacaksanız 4 bölü 5'i ters çevirin. Valla 5 bölü 4. Sonuç ne geldi? 3 kere 5 15 bölü 1 kere 4 4 geldi. Buraya geldik. Büyük kesir çizgisinin üstünde sadece 1 var. Altında 2 bölü 3 var. O zaman 1'i 2 bölü 3'e böleceğim. 1'in gizli paydası 1'dir. O zaman 1 bölü 1 sabit. 2 bölü 3'ü ters çevirin. 3 bölü 2. Sonucumuz 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Yukarıda 1 varsa 2 bölü 3'ü. Bakın 2 bölü 3'ü direkt 3 bölü 2. 2 bölü 3'ü ters çevirip yazdık. Bunu da ispatladık. O zaman diyelim ki sorularda karşımıza geldi. 1 bölü A bölü B. Bu nedir? Hocam valla direkt A bölü B'yi ters çevireceğiz. Cevap B bölü A. Örneğin 1 bölü 8 bölü 9. Söyle bana. Hocam valla 9 bölü 8'dir bunun cevabı. Harikasın. Sen bir dahisin. Allah'ın izniyle sen bu sınavı kazanacaksın. Harikasın. İşlem önceliği. Sevgili arkadaşlar işlem önceliği bakın ilk önce parantezin içi hesaplanır. Yani en içteki parantezden başlıyoruz. Parantezlerin içini hallediyoruz. Sonra üslü köklü işlemler varsa onları hallediyoruz. Sonra çarpma bölme yapıyoruz ve toplama çıkarmayı en sona bırakıyoruz. Onu unutmayın arkadaşlar toplama çıkarma en son. İlk önce çarpma bölme sonra toplama çıkarma harikasınız. E şimdi gelin kendimize biraz soru çözelim. He valla. İlk sorudan başlıyorum. Hocam ben rasyonel sayılara çok çalıştım. Ne tarz sorular geliyor DGS, KPSS, ALES'te? Arkadaşlar DGS, KPSS, ALES'te ab bu kadar basit geliyor. Eyvallah. Mesela bu soru bu soruya benzer bir soru KPSS'de geldi. Bu soruya benzer bir soru Vallahi geldi. Bu sorudan benzer bir soru DGS'de geldi. Her yılda böyle basit sorular geliyor genelde. Yani rasyonel sayılarla ilgili arkadaşlar ilk iki sorunuz rasyonel sayı olacak genelde öyle oluyor. DGS KPSS Al ALES sınavlarında klasik basit bir soru soruyorlar. Ama iki sadece 2018 DGS'de böyle ibreli bir soru sormuşlar. Onunla ilgili sorular da zaten bu kitabımızda mevcut. Ya çözeceğiz. 2 kere 3 6 1 çıkar 5 bölü 2 oldu mu burası? Evet kendimize kef ediyoruz. Burada ne var? Bir bölme işlemi var. Tamam. 3 ile 1'in çarpımı 3 2 daha 5 bölü 3 oldu. Hocam 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 bölmede birincisini sabit tutuyoruz. 5 bölü 2 valla çarpı şunu da ters çevireceğiz valla 3 bölü 5 olacak. Hocam çarpmada çaprazlama sadeleşirme var. O zaman cevap 3 bölü 2 oldu. Bu kadar basit. He valla cevap denizli harikasın. İkinci soruya geldik. Mesela 2021 de böyle bir soru geldi sevgili arkadaşlar. 2010 KPSS'de böyle bir soru geldi. 2023 KPSS'de böyle bir soru geldi. ha demek ki arkadaşlar böyle sorular geliyor. Eyvallah. Ne yapacağız? Valla burada ilk önce paydaları eşitleyeceğiz. Mesela burayı 4 ile tamam mı? Şurayı da 3 ile paydaları eşitleyeceğim. Aha. Bakalım 4 kere 2 8 bölü 4 kere 3 12 artı 3 kere 3 vala 9 bölü 3 kere 4 vala 12 değil mi arkadaşlar? Ha? Aha. Aşağıda 12 ve 8'i nerede eşitleyebiliriz? 24'te örneğin 2 ile çarpsak 24 olur 3 ile çarpsak 24 olur öyle değil mi? 2 kere 5 10 bölü 2 kere 12 24 eksi 3 kere 3 9 bölü 3 kere 8 24 uzun uzun yaptım ki böyle anlaşırsın he valla. Paydalar eşit artık işlem yap. 8 ile 9'un toplamı 17 bölü. Paydamız zaten 12. Burası da 10'dan 9 çıkar. 1 bölü 24 oldu. Eyvallah hocam ele hoştur, ele hoştur, ele hoştur. Yukarısını sabit tutuyoruz. 17 bölü 12 çarpı aşağısını da ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 24'ü ters çevirin. Vallahi 24 bölü 1'dir. Çaprazlama sadeleşme mevcuttur. 24'ü 12'ye bölsek 2 olur. Cevabımız 17 çarpı 2 34. Arkadaşlar bölü 1'i yazmanıza gerek yok. Her sayının bizi paydası 1'dir. Cevabımız 34 diyoruz ve bu şekilde çok çözüyoruz. Üçüncü soru. Mesela Ales'te buna benzer bir soru gelmişti geçmiş yıllarda sevgili arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlar bakın birçok öğrenci diyor ki hocam ben burada 2'yi mi 3 bölü 4'e böleceğim? Yoksa 2 bölü 3'ü mü 4'e böleceğim? Arkadaşlar ben de her zaman size diyorum ki büyük kesir çizgisine bakın. Mesela büyük kesir çizgisi eğer bunların boyutları aynıysa bile İşlemlerin yanında olanlar büyük oluyor. Yani mesela eksiyle bölmenin yanında olan ne var? A bu, bu büyük kesir çizgisidir. Bu da işlemlerin yanında olduğundan dolayı büyük kesir çizgisidir. O zaman neyi neye bölüyoruz arkadaşlar? İlk önce bir eksi yazalım. Tamam bakın. Bir eksi. Burada neyi neye bölüyorum? Vallahi burada 2 büyük kesir çizgisinin üstünde 2 var. Altında da 3 bölü 4 var. O zaman 2 bölü 1 bakın Böyle yapacağım. 2 bölü 1 sabit. Bunun gizli paydası 1 ya. Evet. Çarpı. Şunu da ters çevireceğim. Ne oluyor? 3 bölü 4'ü ters çevirin. Valla 4 bölü 3. Eyvallah. Burada bir bölme işlemi var arkadaşlar. O bölme işlemini de şöyle yapıyorum. Buraya geldim. Burada neyi neye bölüyorum? Arkadaşlar büyük kesir çizgisinin üstünde 2 bölü 3 var. Altında da sadece 4 var. O zaman bunun gizli paydası 1'tir. Eyvallah. 2 bölü 3 sabit çarpı 4 bölü 1'i ters çevirin. Valla 1 bölü 4. Eyvallah. Burada arkadaşlar gerekli işlemleri yapalım şimdi. 1 eksi. Şu çarpma işlemini halledelim mi? Bakın ilk önce çarpma bölme ha. Eksiyi bırakıyorum o yüzden 1 eksi. 2 kere 4 8 bölü 3 oldu burası. 8 bölü 3 oldu. Bölü. Ee, İsterseniz şu 2 ile 4'ü sadeleştirelim mi? Evet. Ya da sadeleştirilmesek de oldu. Sadeleştirelim. 2'ye böl 1. Bunu 2'ye böl 2. 1 kere 1. 1 bölü. 3 kere 2. 6. İlk önce bölme hocam. ilk önce bölme. Hocam ilk önce bunu yapacağım. Abi abi kendi felakete sürüklüyorsun. İlk önce bölme. Eyvallah. 1 eksi 8 bölü 3'ü sabit tuttum. Çarpı. 1 bölü 6'yı ter çevir. Valla 6 bölü 1. Eyvallah. Burada gerekli işlemleri yapalım. İlk önce çarpma yapacağız orada. Mesela çaprazlama sadeleştirebilirim. Örneğin 6'yı 3'e böl. Valla 2. O zaman ne oldu? 1 eksi 8 kere 2 16. 1 eksi 16 cevap eksi 15. He valla Adana diyoruz. Ales'te buna benzer bir soru gelmişti. 2022 DGS'de mesela buna benzer bir soru gelmişti arkadaşlar. Ales'te de buna benzer bir soru gelmişti. Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum. Ne yapacağız? Hocam ele koştur, ele koştur, ele koştur. Paydaları eşitliyoruz hocam. Harikasın. O zaman burayı 4 ile değil mi? 4 kere 3 12. Burayı 3 ile 3 kere 4 12. Burayı 2 ile çünkü paydalar 12'de eşitleniyor sevgili arkadaşlar. Bakın o zaman bakın artık pratik oldunuz. Şöyle yazın gitsin arkadaşlar. Ya da di direkt yazın 4 kere 1 işte 4 bölü 4 kere 3 12 eksi 3 kere 1 3 bölü 3 kere 4 12 artı 2 kere 1 2 bölü 2 kere 6 12 eyvallah. Alt kısma geldim. Alt kısmı da burayı 8 ile burayı 7 ile paydaları eşitleyeceğiz. 8 kere 1 8 bölü 8 kere 7 56 eksi 7 kere 1 valla 7 bölü 7 kere 8 56. Arkadaşlar kendimize kef ettik. Eyvallah valla ele hoştur ele hoştur ele hoştur. Yukarıda paydalar eşit zaten. Bakın yukarıda paydamız ne? Valla 12. O zaman 4'ten 3 çıkar 1. 2 ekle 3. 3 bölü 12 oldu değil mi? Ya da 2 4 daha 6 3 çıkar 3. Çok güzel. Aşağısı payda zaten eşit. Tek payda halinde işlem yapacağız. 8'den 7 çıkar. 1 yukarısı 3 bölü 12 sabit tutuyor, tutuyoruz. 1 bölü 56'yı ters çevir. Valla 56 bölü 1. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yap. Örneğin 3 ile 12'yi sadeleştirebilirim. 3'e böl 1. Bunu 3'e böl 4. Cevap 56 bölü 4 oldu arkadaşlar. 56 bölü 4. Burada çaprazlama da sadeleştirebilirdim ama gerek yok. 56'yı 4'e bölsek 14 mü? He valla. Bakalım. 56'yı 4'e bölsek 14 defa var. 14 çarpı ha valla doğru. Eyvallah. Cevabımız Denizli diyoruz ve kendimize keyif ediyoruz. 2023 DGS'de böyle bir soru geldi. Hocam 2023'te nasıl bir soru geldi? Valla böyle. Eyvallah. 2023 DGS'de bir böyle geldi arkadaşlar. Buna benzer bir tane de ondalık geldi. Ondalık sayılar işlerken o soruyu da size göstereceğim. Benzer bir soru. İşlemin sonucu kaçtır? Ele hoştur, ele hoştur, ele hoştur. Paydaları eşleyeceğiz. İlk önce parantezin içi. Yani burayı 5 ile Burayı da 7 ile paydaları eşitliyorum kendime. O zaman başlayalım kendimize. Aha. 5 kere 4 20 bölü 5 kere 7 35 eksi 7 kere 2 14 bölü 7 kere 5 35 paydaları eşitlemiş miyim evet çarpı 7 bölü 6 aşağısı da zaten 1 bölü 15'tir diyeceğiz biraz daha irdeleyelim bakalım başımıza ne gelecek ah 20'den 14'ü çıkardım paylara eşit. 20'den 14'ü çıkar 6. 6 bölü 35 oldu mu orası? Evet çarpı yanında ne var? Rivalı 7 bölü 6 var. Kendimize kef ettik. 1 bölü 15 var burada. 1 bölü 15 var. Bakın arkadaşlar burada ne yapacağız? Abi nasıl ne yapacağız? Biz kendimize kef etmişiz. Mesela burada çaprazlama sadeleştirmelerini yap. 6'ları ya, sadeleştir. 7'ye böl 1. Bunu 7'ye böl 5 değil mi? 35'i 7'ye bölsek 1. 5. Yani 1 bölü 5 oldu yukarısı. Bakın yukarısı Komple 1 bölü 5 oldu. Şunu da ters çevirip çarpacağız. 1 bölü 15'i e ters çevirin. Vallahi çarpı 15 bölü 1 oldu. 15'i 5'e böldüm. Vallahi 3. Cevabımız 3 bölü 1'den 3 oluyor. Cevabımız Bursa. Zor mu arkadaşlar? Gerçekten çok basit. İşlem sonucu karşı. Mesela Ales'te buna benzer bir soru gelmişti sevgili arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Nasıl nasıl yapacağız? kemize kef ediyoruz. Ele hoştur, ele hoştur, ele hoştur. Yani burada kemze konu anlatımda kef ediyoruz ha. 3 kere 1, 3. Bir daha 4 bölü 3. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 3 oldu. Üzerinde de eksi 1 var. Ha onu unutma başımıza bela olmasın. Ee, artı 3 kere 1 3. 3'ten 1 çıkar 2 bölü 3. Bakın 2 bölü 3 ama üzerinde de eksi 1 var. Ha, onu da unutmayacağız. Buraya geldik. Bunu nasıl yapıyorduk? Hocam 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 bunu size biz, siz bize gösterdiniz. Payda hiçbir zaman değişmiyordu hocam. En soldan başlıyorduk. 3'ü yazdım. Eksi yazdım. 4 kere 3 12. Yani 3'ten 12'yi çıkar. Eksi 9. Eksi 9 bölü aşağısı eksi 9 bölü 4'müş. Güzel. Şimdi devam edelim. Bakalım başımıza ne gelecek? Şimdi 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 şimdi. Arkadaşlar bir sayının üstü sayılarda göreceğiz. Üzerinde eksi 1 varsa onu ters çeviriyoruz. Yani 4 bölü 3 üzeri eksi 1. 4 bölü 3'ü ters çevirin. 3 bölü 4. Eyvallah. Mesela 2 bölü 3 üzeri eksi 1 ters çevireceğiz. 2 bölü 3'ü ters çevirin. Valla 3 bölü 2. Tamam üstü sayılarda bunları göreceğiz. Bölü eksi 9 bölü 4. Burada ne yapacağız? Abi örkenimize kef Siz artık yapın gitsin. Mesela bunu 2 ile genişletelim değil mi? Bakın şunu ne yapıyorum? Bu kesri 2 ile genişletiyorum. O zaman 2 kere 3 6. 2 kere 2 4 oldu. Böylelikle paydalar eşitlendi. Yukarısı ne oldu? 3 ile 6'nın toplamı 9 bölü 4 ile 4 e, paydamız zaten 4 bölü. Bey aşağısı da 9 bölü 4 o zaman cevap çıktı arkadaşlar. Yukarısı 9 bölü 4 çarpı. Bu şunu da ters çevirin. Eksi 4 bölü 9. Valla 4'ler sadeleşir. Valla 9'lar da sadeleşir. Bir kere eksi 1 cevap eksi 1. Tamam mı? Ya da şöyle düşünürsünüz. Dersiniz ki yukarıda 9 bölü 4 var. Aşağıda da eksi 9 bölü 4 var. E bu ile bu sadeleştir. Bir tek eksi kaldı. Eksi 1 cevap. He valla. Buraya geldik. Bakalım tam sayılı bir kesri bu şekilde yaz diyor. E valla hoşçakalın arkadaşlar. A tam 2 bölü B. Bunu aldık. Bir şunu hesaplayalım. Bakalım ha, bu nedir? 5 kere 8 40. 40'tan 3 çıkar. Valla bu biraz zor. Uy. 40'tan 3 çıkarsak 37 mi? He valla. 5 kere 8 40. 3 çıkar. 37. 37 bölü 5 oldu mu burası? Aha. Şimdi bakıyorum tuturamadık arkadaşlar. Burada 2 var ya. Hmm, valla mahvolduk. Şimdi nasıl yapabiliriz? O zaman ben şöyle düşüneceğim. Ben bunu hesapladığımda 37 bölü 5 geldi. Bunu yaparsınız arkadaşlar. 37 bölü 5'i tam sayılı kesire dönüştüreceğim ki burada da 2 olacak. Bakın hemen diyorum ki acaba 37 bölü 5'i biz tam sayılı kesire dönüştürsek nasıl olur? E ben bunu da biliyorum artık. 37'yi 5'e bırakacağım kendime. He valla. 7 kere 5. 35. Kalan ne oldu? 2. Bu ne oluyordu? Hocam bu her zaman pay oluyordu. Hocam bu her zaman tam kısım oluyordu. Hocam bu da payda oluyordu ya da hocam payda değişmiyordu. Payda 5 tam kısım 7 payda 2 tuturduk işte. Yani A tam 2 bölü B var ya arkadaşlar biz ne yaptık? 37 bölü 5'i tam sayılı kesir olarak yazdık. O da neymiş 37 bölü 5? 7 tam 2 bölü 5'e eşitmiş. 5 kere 7 35. 2 daha 37 bölü 5. He 5 kere 8 40. 3 çıkar 40 37 bölü 5. He valla. E o zaman arkadaşlar burada eşitlik ilkesine saygı duyuyorum. He valla eşitlik ilkesine saygı duyacağım. Bu ne anlama geliyor? Bakın 2'yi tuturduk. Bu 2, bu 2. O zaman bu B5'tir. A da 7'dir. E ne kaçtır? A 7'dir. B5'tir. 7 5 daha 12'dir. Cevabımız denizli. He valla. Sekinci soruya geldik. 41 basamaklı. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Eksi 1, 1 bölü 4. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 41 basamaklı diyor. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi Arkadaşlar size bir soru bakın bunu biraz şöyle güzel yazayım kendime neymiş 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 ya da 1 bölü 3'leri yan yana yazalım bence şurada yazalım arkadaşlar bakın 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 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 en son 1 bölü 3 ile 1 bölü 3 ile başlamış 1 bölü 3 ile bitirmiş demek ki 1 bölü 3'lerin sayısı daha fazla yani 1 bölü 3'leri bence kendi aralarında toplayalım tamam mı? 1 bölü 3 artı 1 bölü 3. Değil mi arkadaşlar? Bakın şuradaki 1 bölü 3'ü aldım. Şuradaki 1 bölü 3'ü aldım. Sonraki 1 bölü 3'ü aldım. Bu şekilde toplayacağım. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Şimdi birazdan söyleyeceğim kaç tane olduğunu. Şu eksi 1 bölü 4'ler yazıyorum şimdi. Eksi 1 bölü 4. Sonra bunu yazıyorum. Eksi 1 bölü 4. Sonra tekrar eksi 1 bölü 4. Bu da bu şekilde devam eder. Eksi 1 bölü 4. Nerede biter bilmiyorum. Arkadaşlar bana söyler misiniz? Kaç tane 1 bölü 3 var? Tamam mı kaç tane 1 bölü 3 var orada ee, ve de kaç tane eksi 1 bölü 4 var bunu bana bulun söyleyin arkadaşlar düşünün şimdi videoyu duraklatın biraz düşünün düşünün arkadaşlar ben size söyleyeyim 41 basamaklı değil mi arkadaşlar 41'i e, 21 artı 20 diye ayırabiliriz aslında 2'ye tam bölünmüyor. 21 20 yani 1 bölü 3 ile başlamış 1 bölü 3 ile bitirmiş demek ki 1 bölü 3'lerin sayısı daha fazla ben de artık şuradan şunu anlıyorum 21 tane 1 bölü 3 var kesinlikle 20 tane de 20 tane de 1 bölü 4 var eksi 1 bölü 4 var değil mi arkadaşlar eyvallah o zaman 21 tane 1 bölü 3'ün toplamı kaç eder 21 çarpı 1 bölü 3 eder eksi değil mi arkadaşlar evet 20 tane eksi 1 bölü 4'ün toplamı 20 çarpı eksi 1 bölü 4 eder. Aslında topluyoruz arkadaşlar tamam mı? Ya da eksi diyelim 20 çarpı 1 bölü 4. 20 tane 1 bölü 4, 20 çarpı 1 bölü 4. Eksi parantezini aldım. O zaman anlamadım ya artı 20 tane eksi 1 bölü 4. Bu şekilde de yapabilirsin. Arkadaşlar bunları biliyorsunuz değil mi? Sıfır temel matematikte gördük. Temel kavramlarda artışık sayılarda göstermiştim. Burası A olsun tamam mı? Burası A olsun. Toplam A olsun. Mesela n tane tamam mı arkadaşlar? n tane a'nın yan yana toplamı n çarpı a'dır. Örneğin burada 1 bölü 3 artı 1 bölü 3, 1 bölü 3. 21 tane 1 bölü 3'ün toplamı 21 çarpı 1 bölü 3'tür. 20 tane eksi 1 bölü 4'ün toplamı 20 çarpı eksi 1 bölü 4'tür. Tamam mı? Hesaplayalım. Burası 21 bölü 3'tür arkadaşlar. Bakın burası 21 bölü 3'tür. Burası da eksi 20 artı kere eksi değil mi? Eksi 20 bölü 4'tür. Eyvallah. Hesaplayalım. 21'i 3'e böl. Valla 7. Eksi. 24'e böl. Valla 5. 7'den 5 çıkar. Cevap 2. Cevabımız Bursa harikayız. Eyvallah. Dokuncu sorudayız. Elsekli evet, arkadaşlar. Tam sayılı bir kesir var. 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 A Artı ve toplamı kaçtır? Tam sayılı kesirlerde. Şimdi hocam 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 hocam. Bu ile bunu çarpacağım. Bu ile toplayacağım. Peyy. Evet. Doğru ama çıkar. Ama çok uzun işlemlerle uğraşırsın. Tam sayılı kesirlerde tam sayıları bakın tam kısımları kendi aralarında rasyonel kısımları kendi aralarında toplayıp çıkarabiliriz. Mesela A'yı biraz düzenleyelim. A'yı şöyle yapalım. Tam kısımları tam kısımlar nedir? Burada 190, 169'dan değil mi? 169'dan 184'ü çıkartıyorum. Tam sayıları kendi aralarında çıkartıyorum. Tamam arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz kafanız karışmasın diye. Artı rasyonel kısımlar da kendi aralarında. Yani 1 bölü 5'ten 1 bölü 2'yi çıkaracağım. 1 bölü 5'ten 1 bölü 2'yi çıkaracağım. Evet bu şekilde yapabilir miyiz? yapabiliriz ama bence buna da gerek yok sevgili arkadaşlar. Bu şekilde çıkar mı çıkar? Yani A'yı bu şekilde hesaplayın, size öde veriyorum. A'yı bu şekilde hesaplayın. B'yi de bu şekilde hesaplayın. Sonra A ile B'nin toplamını bulun. Bu birinci yol. İkinci yol ben A ile B'yi direkt bir yan yana yazsam bakın bu sayılar birbirlerine yakın ya sanki birbirlerini götürecekler. Yani A yerine ne yazıyorum sevgili arkadaşlar? Ne demek istediğimi söyleyeceğim. A yerine 169 tam 1/5 yazıyorum. Eksi 184 tam 1 bölü 2 yazıyorum. Bu A'dır zaten. Artı hemen yanında da B'yi yazacağım sevgili arkadaşlar. B nedir? A budur değil mi arkadaşa? B yerine 186 tam 2 bölü 5 eksi 168 tam 1 bölü 10 yazdım. Ne yaptım? Hocam ne yaptınız? Arkadaşlar bakın. A artı B'yi soruyor ya. A'yı yazdım. Bu A'dır. Sonra B'yi yazdım. B nerede? bu da B'dir. Ay böyle yazmış. ay yerine bunu yazdım. Ay böyle vermiş. B yerine bunu yazdım. Başka bir şey yapmamışım. E valla. Tamam. Burayı anladık. Arkadaşlar şimdi bunu direkt toplayalım. Deminkinden de çıkardı ama gerek yok. Bakın yine aynı mesele arkadaşlar. Tam sayıları kendi aralarında, rasyonel sayıları kendi aralarında toplayıp çıkarabiliriz. Bilirsiniz. Nasıl? Mesela şöyle düşünün tamam mı? İsterseniz ben size bir yol söyleyeyim arkadaşlar tam sayılı kesirlerde eğer arada hiçbir şey yoksa araya artı yazabilirsiniz. Yani burayı 169 artı 1 bölü 5 yazabilirsiniz. Arada bir şey yoksa başında da eksi varsa burası bir bütündü ya. Bu eksiği hem bununla hem bununla dağıtabilirsiniz. Yani buradaki eksiği eksi 184 Eksi 1 bölü 2 olarak yazabilirsiniz. Çünkü burada tam sayılı bir kesir var. Bu eksi hepsini etkiliyor. O yüzden her ikisine de eksi eksi yazdım. Tamam mı? Çok güzel. Burası da 186. Araya artı yazın. Artı buraya buraya da yazıyorum. Buraya artı 2 bölü 5. Burada eksi varsa hocam hepsine eksi yazacağız. Yani hem eksi 168 yazacağım. Hem de eksi 1 bölü 10 yazacağım. Tam sayılı kesirlerde eksi vallahi hepsini etkiliyor. Şimdi arkadaşlar ben uzun uzun anlatıyorum. Burada ne yapacağız? Mesela e, kendi kendimize düşünelim tamam mı? 169 var. Burada eksi 168 var. Bey o zaman 169'dan 168'i çıkarın. Valla bir. Hevallah. Aha. Ondan sonra bakıyorum ne var başka? Vallahi eksi 184 var burada. Burada da artı 186 var. Bey o zaman bu ikisini hemen halledelim. 186'dan 182'yi çıkarın. 2 mi olur? Evet. Ondan sonra geriye kalanlar ne kaldı? Mesela artı 1 bölü 5 kaldı. İsterseniz yazalım geriye kalanları. Ya da direkt e, şuyla şunun paydaları eşit ya. 1 bölü 5 ile 2 bölü 5'in toplamı 3 bölü 5 olmaz mı? Evet. E valla. Ne kaldı? Eksi 1 bölü 2 kaldı. Onu yazdım. Bir de eksi 1 bölü 10 kaldı. Evet ben uzun uzun anlattım arkadaşlar. Valla bu kadar uzun değil. He valla ben kendimi perişan etmişim ha. Şimdi 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 şimdi. Şimdi, şimdi arkadaşlar bu ikisinin toplamı zaten 3. Değil mi? Evet. Burada da paydaları eşitleyelim. Mesela bunu 2 ile genişletelim. Bunu da şap pardon bunu 2 ile bunu 5 ile genişletelim. 2 kere 3 6. 2 kere 5 10. Değil mi? Evet. Bunu da 5 ile genişletiyorum. 5 kere 1 burası 5 oldu. 5 kere 2 burası 10 oldu. Paydaları eşitledim. Neymiş? 3'ü yazdım valla. 6'dan 5 çıkar. 1. 1'den 1 çıkar 0 pay. 0 bölü 10 geldi değil mi? 6'dan 5 çıkar 1. 1'den 1 çıkar 0. E, 0 bölü 10 0. Burası zaten 0. 3 ile 0'ın toplamı cevabımız 3. Ben öyle yavaş yavaş anlattım arkadaşlar. umarım anlaşılmıştır. Başka yolda da siz çözersiniz. Bu soruyu neden bu kitaba yazdım sevgili arkadaşlar? Birçok öğrenci diyor ki hocam bu ne? Arkadaşlar nedir? 3 e, bölü 4. Bakın 3 bölü 4. Artı. Bu da 11'e bölünüyor. Bu da 11'e bölünüyor. Sadeleştirin, 33'ü 11'e bölün. 3. 44'ü 11'e bölün. 4. Orası 3 bölü 4'tür. E valla. Artı. bu ikisini sadeleştirebiliriz. Bu da 111'e bölünüyor. Bu da 111'e bölünüyor. 111'e böl. 3. 111'e böl. 4. 3 bölü 4. Sadeleştirdik yine bunu çıkar. Bu da 1111'e bölünüyor. Bu da 1111'e bölünüyor. 1111'e böl. 3. 1111'e böl. 4. Yine sadeleştirdik. 3 böl, 4 çıktı. O zaman cevabımız ne olacak? 3, 6, 9, 12 mi oluyor toplarsak? Evet 12 bölü paydamız 4. 12 4'e böl. Vallahi 3. Cevabımız Adana. Zor mu? Kendimize kef ediyoruz. Hiçbir şey zor değil. Her şey mükemmel. En arkadaşlar 11. soruya geldik. Hocam hocam hocam. 2 kere 1, 2 bir daha. Vallahi 3 bölü 2 çarpı. 3 kere 1, 3 bir topla. 4 bölü 3 çarpı. 4 kere 1, 4 bir daha. 5 bölü 4 çarpı. Bir tane daha yazalım arkadaşlar. Mesela bundan sonra ne gelecek? 1 artı 1 bölü 5 gelecek değil mi? 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5 gelecek. 5 kere 1, 5. Bir daha 6 bölü 5 gelecek. 6 bölü 5 çarpı bu şekilde devam ediyor. En son 99 çarpı 1, 99 bir daha 100 bölü 99 olur çarpmada çaprazlama sadeleştirme yok mu? Evet. O zaman bakıyorum. Bakın buyla bu çaprazlama sadeleşiyor. Buyla bu çaprazlama sadeleşiyor. 5'ler gidiyor. Ha demek ki düzenli olarak bu şöyle gidecek. 3'ler gitti. 4'ler gitti sadeleşti yani. 5'ler sadeleşti. 6'lar sadeleşti yediler sadeleşti. Bu sadeleşti sadeleşti. En son gümbürtüden bu da gider. Yani 99 da buradaki 99 da sadeleşecek. Anlaşıldı mı? Yukarıda 100 kalacak. Aşağıda 2 kalacak. Cevabımız vallahi 100 bölü 2'dir. 100'ü 2'ye bölsek 50 olur. İnanmıyorsanız da bu nokta nokta demiş ya hepsini yazın. Çarpın gerçekten 50 olduğunu göreceksiniz. Bu da klasik bir sorudur. Sınavlarda çok şükür gelmiyor arkadaşlar. Çünkü niye çok şükür diyorum? DGS özellikle DGS KPSS öğrencileri diyor ki hocam türünden diyorsa nefret ediyoruz. Hevallah. Gelse de size ne yapmanız gerektiği ilgili Her şey söyleyeceğim. Arkadaşlar A'yı bu şekilde vermiş ya. Buna da B diyoruz. Bakın yazalım. A neymiş? Valla A eşittir. 5 bölü 7 artı 7 bölü 4 artı 9 bölü 13. A'yı bu şekilde vermiş. Biz buna da B diyoruz. Tamam mı? Buna da B diyoruz. B eşittir. 1 bölü 7 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 13. Hocam neden B dediniz? Abi sen de C'din. Yani nereden bileyim yani? Hocam benim sevgilimin adı Ersin. E diyeceğim. D. Hocam benim bilmem kaynanamın adı bilmem Bergüzar. B diyeceğim. Abi sen ne dersen de ben B demişim. Allah Allah. Şimdi buna B dedik arkadaşlar. Tamam mı? Şuna B dedik. Güzel. A türünden diyor. Arkadaşlar bunlar genelde yani bir ipucu bize verirler. Taraf tarafa ya toplanır ya çıkarılır. Bir şekilde bulunur. Yani buradaki amaç kesirlerden kurtulmak. Mesela taraf tarafa toplarsam 5 bölü 7 ile 1 bölü 7'nin toplamı 6 bölü 7'dir değil mi? Olmadı. Şöyle yapabiliriz o zaman sevgili arkadaşlar. Bakın. 3 kere 5 15. Burası 15 olsaydı 15'ten 1 çıkar 14. 14 7'ye tam bölünüyor. Yani bunu 3 ile çarptığımız zaman. 3 kere 7 mesela 21. 21'den 1 çıkar 20. He, o zaman a'yı 3 ile çarpalım. Tamam mı? a'yı 3 ile çarpıyorum. Yani isterseniz ben bir daha yazayım arkadaşlar. Ya da yazmayayım. Gerek yok arkadaşlar. Bakın çok önemli bir soru tipi değil. 3 ile çarpın a'yı. 3 çarpı a burası 3 a olacak. 3 kere 5 burası 15 olacak. 3 kere 7 burası 21 olacak. 3 kere 9 burası da 27 olacak. Şimdi B'yi de eksiyle çarpıp taraf tarafa çıkarır mısınız? Yani taraf tarafa toplar mısınız arkadaşlar? Yani A'dan B'yi 3A'dan B'yi çıkarıyorum. Şimdi 3A bakın 3A eksi B neye eşit oldu? 15'ten bakın şunların paydaları aynı ya. Bundan bunu çıkarıyorum. 15'ten 1 çıkar 14. 14 bölü 7 oldu burası. Anlaşıldı? Bakın şu ikisinde paydalar 4. Paydalar eşit. 21'den 1 çıkar. E ne oluyor? 20 oluyor. 20 bölü 4 gerçekten 24'e tam bölünüyor. Artı şuraya geldik sevgili arkadaşlar. 27'den 1 çıkar 26. 26 da 13'e gerçekten tam bölünüyor. Amaç nedir? Tam bölünmesi için bir şeyler yapmak. Ben bunu 3 ile çarpıp çıkarttım. Eyvallah. Ne oldu? 3a eksi b eşittir. 14'ü 7'ye böldüm. Burası 2. 24'e böldüm 5. 26'yı 13'e böldüm 2. 3a eksi b eşittir. 7, 9 mu oluyor? Evet. Burada B'nin A türünden A türünde zaten şıklarda da A var. Yani B'yi yalnız bırak diyor arkadaşlar. Şimdi B'yi bu tarafa 9'u bu tarafa atalım. 3A, 9'u bu tarafa 3A'nın yanına gönderdik. Eksi 9 olarak B'yi de e, artı B olarak karşıya gönderdik. O zaman B neye eşitmiş? B e, valla şuna eşitmiş. B 3A Hı, eksi 9'a eşitmiş. Yani B'nin A türünden eşiti neymiş? 3A eksi 9'muş. Cevabımız neymiş? Bursaymış sevgili arkadaşlar? Bu şekilde bu soruyu da çözdük. Şimdi ben size bir ödev vereyim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu soruyu şöyle e, değiştiriyorum sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle değiştiriyorum. A'yı bu şekilde veriyorum size. Bu A'dır arkadaşlar. B'yi de bu şekilde veriyorum. Bu şekilde veriyorum. Yani şunu silin şunu yazın şunu silin bunu yazın. Bu ifadenin A türünden eşitini bulun, yoruma yazın sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Hangi ifade? Bakın. A'yı bu şekilde vermişiz. A'yı bu şekilde vermişiz. Şu ifadenin buna da B diyeceksiniz artık, tamam mı? B diyeceksiniz. A türünden eşitini bulun, yoruma yazın. Yapamıyorsanız da yoruma yazın arkadaşlar. Evet, bu videonun sonuna geldik. Esek arkadaşlar rasyonel sayıların ilk videosunun sonuna geldik çok şükür. Şimdi e, bir ara veriyoruz sevgili arkadaşlar sizler de bir ara verin bence. Aradan sonra rasyonel sayılarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci kısımda yeni nesil tarzı sorular da çözeceğim sevgili arkadaşlar. Özellikle bazı DGS öğrencileri mesela endişeleniyor. Diyor ki hocam 2018'de bir tane ibre sorusu gelmişti. Ya bu senede gelirse? E tam gelsin başım gözüm üzerine. Bence gelmeyecek. Bence DGS KPSS, Alice çalışıyorsanız klasik her sene yani geçen seneye benzer sorular gelecek. He valla. Ama yine de ne olur ne olmaz ikinci videoda o yeni nesil soruları da çözeceğiz. Bir ara veriyoruz. Rasyonel sayılar 3 videodan oluşacak arkadaşlar. Aradan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.